gıda ürünlerinin satıldığı yerlerin yeterince denetlendiğini düşünüyor musunuz? Pek değil gibi. Yani çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yok, denetlemiyor bence. Denetlemiyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü vatandaşın bu talebine duyarsız kalmadı. Sayın Müdürüm burada ama biz denetimlerin yeterli olmadığını düşünmekteyiz. Gıdaların yetersiz denetlendiğini Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Songül de, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Taş'ın da bulunduğu Gıdada Bilgi Kirliliği Sempozyumunda gündeme getirdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda gıda denetçi sayısı, özellikle gıda mühendisi sayısı son derece azdır. Sempozyumun ardından müdürlük Bolu'da bir ilki gerçekleştirdi ve merkez ilçe dahil olmak üzere tüm ilçelerde görev yapan teknik ve sağlık hizmetleri sınıfına mensup mühendis ve veteriner hekimlerden oluşan toplam 32 kişi kontrolör görevlisi adayı olarak eğitim almaya başladı. Gerçekleştirilen bu eğitim ile gıda kontrol görevlilerinin sayılarının artırılması ve özellikle yerinde denetim, o da olarak bizim de vurguladığımız yerinde denetim mekanizmasının daha aktif, daha hızlı bir şekilde gerçekleştirileceği düşüncesindeyiz. Eğitimler sonunda gıda denetimleri arttırılmış olacak ancak eğitimleri alan personelin büyük kısmının veteriner ve ziraat mühendislerinden oluşması dikkat çekiyor. Güvenilir gıda için gıda mühendisi istihdamı şarttır. Yıllardır bakanlığa gıda denetimlerinin ve gıda mühendisi istihdamının yetersiz olduğu konusunda çözüm önerileri sunduklarını söyleyen Kösemeci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 3 temel meslek grubundan biri olmalarına rağmen il ve ilçe müdürlükleri başta olmak üzere bakanlık bünyesinde yeterli istihdama sahip olmadıklarının altını çizdi. Ne yazık ki istihdamımız, gıda mühendisi olarak istihdamımız bakanlık bünyesinde zayıf bir derecededir. Neden derseniz gıda mühendisliği gibi gıda üretiminden tüketimine, tarladan sofraya gıda güvenliğine hakim, gıda konusunda 4 yıllık mühendislik eğitimi almış olan bir meslek potansiyeline sahibiz. Ancak ne yazık ki bu potansiyelden ülke olarak yararlanamamaktayız. Bu durumda bize üzüntü vermektedir. Bu durumun kontrolsüz gıda üretimine sebep olarak gıdalarda hileleri arttırdığını söyleyen Kösemeci, güvenli gıda için gıda mühendislerinin istihdamının şart olduğunu ifade etti. Güvenilir gıda için gıda mühendisi istihdamı şarttır.